Çok güzel olmuşsun. Bu arada muhtar seni görünce gözünü üstünden alamayacak. Tanrı sizin mutluluğunuzu nazarlardan korusun. Bugün o iğrenç spattan kurtuluyorsun. Artık resmi eşi olacaksın. Bugün onurunu tekrar kazanacaksın canım. Senin için çok mutluyum. Hem de çok Purvi. Teşekkür ederim Suda. Hep mutlu olun. Sen de. Suda, Anjali yengeden saklanan kadına ne oldu? Purvi, o onunla yardım kuruluşu ilgileniyor. Hı? Endişe etme. Ben getiririm. Tamam. Al bakalım. Merhaba fil. Tavşan. Neredesin tavşan? Orası neresi? Fil, tahmin et bakalım neredeyim ben? Sen dışarıdasın sanırım. Neredesin söyler misin? Anlamıyorum. Lütfen söyle. Tamam fil, şimdi göstereceğim. O yüzden aslanın senin için özel tören hazırladı. Öpüyorum fil. Gergedan nerede? Onu da göreyim lütfen. Fil, baba, abla yardım edin. Biri beni kurtarsın. Yardım edin lütfen. Son nefesini versen bile ağzını açmayacaksın. Anladın mı? Hı? Hadi kaybolun şimdi. Tamam efendim. Merak etmeyin. Teşekkürler. Manas'ta ne yapacağını iyi anladın mı? Bu sefer hata istemiyorum. İçiniz rahat olabilir hanımım. Anne, anlamadığım bir şey var. Neden Manas'ı kaçırtıyorsun ki? Böylece Virendra onu aramak için düğünü erteleyecek. Bugün evlenmeyecekler. Virendra ve satılık gelin Manas'ın kaybolduğunu öğrenince düğünü falan unutacaklar. Manas'ı arayacaklar. Ve peder ne söylemişti? Bir sonraki düğün tarihi 6 aydan önce gelemeyecekmiş. Eminim Manas'ı ararken bugün evlenemedikleri için satılık gelin çok hayal kırıklığı yaşayacak. Vay canına anne. Gerçekten bir dahisin. 1000 tane çakal bir araya gelse bunu beceremez. Yani çakallar çok kurnazdır diye dedim. Bitirdin mi? Küçükken bir hikayede... Tamam yeter, duymak istemiyorum. Buri hadi Manas'ı yanına al ve işe koyul. Tamam. Fil abla. Biri beni çıkarsın. İmdat. İmdat, yardım edin. Lütfen yardım edin. Baba çok korkuyorum. Suda, ben çok endişeleniyorum. Manas'ı onlarla göremedim. Sen hiç gördün mü acaba onu? Merak etme Purvi. Manas da oradadır. O kadar insanın arasında görmemen normal tabii. Hayır Suda. Manas eğer orada olsaydı annemin ya da Virendra'nın veya Juhi'nin yanında olurdu ama orada değildi. İçime bir kurt düştü. Virendra'yı arayıp soracağım. O biliyordur. Evet Purvi söyle. Alo.
Vrendira. Vrendira, Manas yanınızda mı? Seni duyamıyorum. Bağır, bağırarak konuş. Alo. Vrendira, Manas sizin yanınızda mı? Vrendira. Alo. Vrendira, beni duyuyor musun? Söylediğini anlayamıyorum. Burada çok gürültü var. Alo. Alo Vrendira. Suda. Ne ben onu duydum ne de o beni duyabildi. Arkada çok ses vardı. Turvi, orada tören yapıyorlar. Tabii ki davul çalacak. Merak etme, Manas da oradadır. Hayır Suda. Suda, ben çok gerildim ve çok tuhaf hissediyorum. Yanlarında olmamasına ihtimal yok. O asla ablasının yanından ayrılmazdı. Neden bilmiyorum ama gerçekten çok korkuyorum. Bilemiyorum. Ters olan bir şeyler var. Çok korkuyorum Suda, korkuyorum. Ben babam, Fil ve ablamı ne kadar özlüyorsam onlar da beni özlüyor olmalılar, değil mi? Şu an kesin beni arıyorlardır. Neden bu çizgi filmde meşaleden ışık gösteriyorlar? Gerget Hanım, birinin başı eğer dertteyse bu şekilde yardım ister. O ışığı görenler yardım istediğini anlar gelir. Bu şekilde zor durumdaki insanlar yardıma ulaşabilir. Anladın mı? Evet anladım. Evet, bu lazer kalemi kullanarak dışarıdan yardım isteyebilirim. Evet. İmdat! Tamam Purvi, merak etme. Tören yerine gidip Manas orada mı diye bakacağım. Tamam mı? Tamam, beni aramayı unutma. Tamam, merak etme. Hanımım? Ne oldu? Benim bir şey söylemem gerekiyor. Çok acil bir Neden nefes nefesesin? Ne oldu söyle. Herkes iyi mi? Hayır değil. Manas efendi. Manas'a ne oldu? Ne oldu? İyi mi? Manas'a ne oldu? Söylesene, ne oldu? Kayboldun. Ne? Kayıp. Sen ne diyorsun? Aklını mı kaçırdın? Nerede Manas, söyle. Ben gerçeği söylüyorum. Peki bu ne zaman oldu? Nasıl oldu? Manas nerede? Şöyle oldu. Manas ayakkabısını kaybetmişti. İnat etti ve ağlamaya başladı. O yüzden hanımefendi onunla birlikte pazara gidip ayakkabı almak için beni gönderdi. Ben Manas'ı pazara götürdüm ama bir an elimi bıraktı. Ve sonra ortadan kayboldu. Aman tanrım. Hanımım, çok kalabalıktı. Ben nereye gitti anlayamadım. Her yeri aradım. Bütün pazara baktım ama onu bulamadım. Bulamadım efendim. Yüce Tanrım, lütfen Manas'ı koru. Ben Manas'ı aramaya gidiyorum. Hanımım, bekleyin, ben de geliyorum. Burada küçük bir çocuk gördünüz mü acaba? Tamam. Manas! 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 Geldim hanımım. Tam olarak burada. Manas'ın elini tam burada bırakmıştım. Bir anda kayboldu. Burada kimse yok ki buraya. Bizim geldiğimiz saatte burası tıklım tıklımdı. Hanımım. Tamam, şöyle yapalım. Sen o tarafa bak, ben de bu tarafa. Manas'ı bulur bulmaz bu tarafa gel ve bana haber ver, olur mu? Manas! Kimse yok mu? Lütfen biri yardım etsin. Manas! 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 Manas!
Manas! Manas! Miri yardım etsin! Lütfen! Olamaz. Lazer kalemimin pili bitti. Ne yapacağım? Kimse yok mu? İmdat! Bir yardım etsin. Lütfen. Rekaşi, damadın ailesi olarak geldik. İyi de kız tarafından bizi karşılamaya kim gelecek? Ben varım. Siz törenle geldiğinizde karşılarım. Ama senin törende babanın yanında durman gerek. Manas babamın yanında durabilir. Ben de filin tarafında dururum. Tamam olur ama törende dans ediyordun. Kız tarafı dans etmez. Hadi ama dayı, artık zaman değişti. Artık erkek ve kadınlar eşit sayılıyor. O yüzden hem törende hem de karşılarken dans edeceğim. Ben ve Fil kız tarafıyken babam ve Manas erkek tarafı olacak. Çok doğru söyledin Cui. Kadın ve erkek eşittir. Hadi geldik sayılır. Bizi karşıla. Tamam anlaştık. Ama Manas nerede? Evet. Manas nerede? Anne? Yanında durmalı baba. Manas neredesin? Manas neredesin? Hadi gel. Seni bekliyoruz. Anne, buraya onu pazara götürmüştü. Dönmediler mi? Oğlum çoktan dönmüş olmaları lazım. O zaman... burada nerede? Bir yerdedirler. Belki de çoktan gelip Fil ablasının yanına gitmiştir. Evet. Cui. Hadi gel canım gel. Babanı törende karşıla. Hadi, ilk önce Tila. Alayım, ver canım ver. Ve bunu da damadı karşıladığın için almaya hak kazandın. Teşekkür ederim baba. Lütfen gelini de çağırın. Tamam anne. Ben gelini çağırırım. Bunu onun odasına götürün. Suda. Düğün başlıyor. Purvi nerede? Yenge, Manas'ı aramaya gidiyordum. Chuhi Purvi'yi aradığında Manas hariç orada herkesi görmüş. O yüzden Purvi'nin endişesini gidermek için ben de onu arayacağım. Manas sabahtan beri oyun oynuyor. Yorulduğu için de odasında kestirmeyi gitti. Düğün başlamak üzere hadi. Hemen Purvi'yi almamız gerek. Hadi acele et. Ama Purvi... Acele etmemiz gerekiyor diyorum. Yürü yürü. Purvi. Hazır mısın? Purvi. Hazır mısın? Purvi. Purvi. Nereye gitti? Ben az önce onu burada bıraktım. Nereye gitti ki? Herkese haber vermeli. Anne! 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 Dayı! Anne! Anceli! Anne! Anne! Niye bağırıyorsun? Ne oldu? Söyle ne oldu? Anne Purvi! Purvi'yi bulamıyoruz. Tanrı bilir nerede? Hiçbir yerde yok.
Sen kafayı mı yedin? Nereye gidecek ki? Odasında olması lazım. Hazırlanıyordu. Anne, her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Ne? Ve anne, telefonunu da yatağında bırakmış. Bana inanmıyorsan Suda'ya sorabilirsin. Suda söyle hadi. Gelinin hemen gelmesi lazım. Gelmezse vakti kaçıracağız. Peder Bey, biz de uğurlu vakti kaçırırsak düğünü yapamayacağımızı biliyoruz. Ama damat buradayken gelin kaçmış. Yani öyle demek istemedim. Bulamıyoruz. Uğurlu vakti kaçırmak istemiyoruz ama hemen bulamazsak düğünü nasıl yapacağız? Hey Angelik, ne saçmalıyorsun? Purvi kaçmadı. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ben onu bulurum. Evet abi, kesinlikle sen bulursun. Eminim hemen bulursun. Purvi? Ama nereye gitti ki? Virendra, Purvi nerede? Efendim, düğün için hemen gelini getirmelisiniz. Eğer bugünü kaçırırsak 6 ay daha beklememiz gerekecek. Purvi bana haber vermeden nereye gitmiş olabilir? Virendra, Purvi hala gelmedi oğlum. Şimdi ne yapacağız? Hayırlı vakti kaçırıyoruz. Düğünden hemen önce nereye gitmiş olabilir? Yoksa bir şey hakkında mı tartıştınız ya da düğüne hazır mı değildi? Anne. Anne, herkese rezil oluyoruz. Düğün için o kadar da hazırlık yaptık. Bir gelinin düğün günü kaçması hiç küçük bir şey değil. İnsanlar bunu duyunca Virendra abimle dalga geçecektir, değil mi? Köydekiler muhtara olan saygısını kaybedecektir. Veren? Baba? Virendra? Aman tanrım. Anne, Virendra abi ne yaptı? Başlığını çıkardı. Yani evlenmeyecek. Virendra, ne yapıyorsun? Niye başlığını çıkardın? Hala evlenmek için vaktiniz var. Peder Bey, ne kadar vaktimiz var? Yarım saatiniz daha var. Ne kadar kaldı umurumda değil. Bugün burada düğün falan olmayacak. Herkes eşyasını toplasın, gidiyoruz. Herkes toplanınca eve döneceğiz. Acele edin. Bitti. Kusura bakmayın, bugün düğün olmayacak. Herkes odasına dönebilir. Kusura bakmayın. Sakin. Oğlum, sakin ol. Acele etme. Sakin falan olmayacağım dayı. Yetti. Buraya kadar. Düğün olmayacak. Son sözüm budur. Ve... sizi bu duruma soktuğum için kusura bakmayın. Hiçbirine şahit olmamanız gerekirdi. Lütfen kusurumuza bakmayın. Affedersiniz. Tanrı'dan sonra önünde diz çöktüğüm tek insan sendin Purvi. Ama senin yüzünden bugün herkese rezil oldum. Peder Bey, kusura bakmayın, bugün kimseyi evlendiremeyeceğiz. Düğünü iptal ediyoruz. Düğün iptal olmayacak.
olacak. Peder Bey, lütfen törene başlayın. Neredesin Purvi? Tam son anda Manas'ta neden geliyorsunuz? Brendra, Manas'ı ben almadım. Onu geri getirdim. Ne demek bu? Hiç kimsenin haberi yok. Ama Manas kaçırılmıştı. Juhi beni görüntülü aradığı anda Manas'ı göremeyince onun için çok endişelenmiştim. Bekledim ama ondan haber alamayınca çok endişelenmeye başladım ve ne olduğunu anlayamadım. Seni de aradım ama o kadar ses vardı ki beni hiç duymadın. Sonra Buri benim odama geldi ve bana Manas'a ne oldu? Nasıl oldu? O iyi mi? Söylesene Manas'a ne oldu? Kayboldu. Manas! Manas! Yardım edin. Biri yardım etsin. Yardım edin. Yardım edin. Biri beni çıkarsın. Manas! Fil abla. Gergeda. Fil abla, nerede kaldın? Seni çok özledim. Burada yanındayım hayatım. Bir şeyin var mı? İyi misin? Hayır Fil abla, bir şeyim yok. Senin söylediğin gibi lazerle yardım sinyali verdim. Ama lazerin pili bitmişti. Lazerin ışığını yakamıyordum. Beni nasıl buldun Fil abla? Benim gergedanım ne kadar da akıllı. O kadar cesur ki lazerle bana işaret vermiş. Ama Fil ablan da o kadar akılsız değil. Değil mi? Evet. Ben lazerinin pilleri bitmeden önce çıkardığı ışığı uzaktan görmüştüm. Senin yaptığını anlar anlamaz da buraya geldim. Ama gergedanım, seni buraya kim getirdi? Bunu kim yaptı? Söyle bakalım. Buri teyzeyle dönüyorduk. Sonra bir anda yüzü kapalı birileri başıma çuval geçirip beni kaçırdı. Aman Tanrım, Manas'ı kim niye buraya getirsin? Peki bunu kim yapabilir ki? Neden birileri onu kaçırsın? Baba, Fil abla eğer beni kurtarmasaydı hiçbir ben... Hiçbir şey. Gergedanıma hiçbir şey olmaz. Geçti artık. Ama kim Manas'ı kaçırmaya cüret edebilir? Ve neden? Merak etme Brendra. Polisi arayalım, gerisini onlar çözer. Asıl önemli olan Manas. Neden yalan söyledin yenge? Sen demedin mi Manas odasında uyuyor diye? Ben yalan mı söyledim? Yenge, sen bana dedin ki Manas odasında uyuyor, yalan mı? Hayır, doğruyu söylüyordun. Ben odasına gittiğimde Manas yataktaydı. Ama nereden bileyim? Buri onu almış, pazara götürmüş. Nereden bilebilirdim ki? Yani bu benim suçum mu? Manas!
Tamam oğlum. Her şey çözüldü mü? Şimdi evlenebilirsiniz o zaman. Peder Bey, duaya başlayın. Düğün devam ediyor. Geline çelengi takabilirsiniz. Artık herkes oturabilir. Lütfen benden sonra dediklerimi tekrar edin. Anne, Bence son günlerimizi saymaya başlamalıyız. Artık çok kısa bir süre sonra bu satılık gelin onun resmi eşi olacak. Ve bizim sonumuzu getirecek. Artık onu hiçbir şekilde yenemeyiz. Önüne koyduğumuz bütün taşları ayağıyla tekmeleyip devam etti. Anne, Bence geç olmadan ondan özür dilemeliyiz. Yoksa bizimle öyle bir uğraşır ki yatacak yerimiz kalmaz. Korkan tekisin Anjali. Tam bir korkaksın. Satılık gelinden korkuyorsun. O bir satılık gelin. Sanki kraliçen olacakmış gibi şimdiden ondan merhamet dileniyorsun. Bu kadar korkuya gerek yok. Ölmedik. Hala buradayım. Bunun için de planım vardı. En önemli silahımızı bugün için saklıyordum. Ve o silahımızı öyle ayağıyla itip atamaz. Bence artık onun da vakti geldi. Git. Git ve sana dediklerimi yap. Birebir dediğimi uygula. Sakın kendi kafanı kullanma. Zaten az var, sakla dursun. Git.
Birbirinize bakarak nerelere gittiniz öyle? İlk dönüşleri bitirin. Sonra istediğiniz kadar bakışırsınız. Kimse sizi rahatsız etmez. Söz veriyoruz. Gelin ve damadın düğümlerini bağlı. Lütfen kalkın ve dönmeye başlayın. İlk tur için damat önde, gelin de arkasında gitme. Şimdi de 3 tur boyunca gelin hanım önde gidecek. Bu şekilde 7 turu tamamladıktan sonra sonsuza kadar birlikte kalacaksınız. Ne bu nikahı tamamlayabilecekler ne de sonsuza dek birlikte kalacaklar. Çünkü Vrendra'nın ruhunun diğer yarısı gelmek üzere. Evet, şimdi de damat bey 7. tura kadar liderlik ederken siz de onlara mutluluk dolu bir hayat için dua edeceksiniz. Sakshi. Sakshi mi? O Sakshi'ymiş. Prakashi. Manas, bana hep sorardın ya annemiz nasıl biri diye. İşte oraya bak. O bizim gerçek annemiz. Annemiz Sakshi. Manas bak, o bizim gerçek annemiz. Anne, anne. Anne, anne. 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 Sakshi annemiz.
Seni çok özledik anne. Sakshi. 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 Anne. Sakshi. Anne. Sakshi. Ambulans. Anne. Çabuk anne, ambulans çağırın. Sakshi. Sakshi. Ben. Doktor amca, annem nasıl? İyi olacak mı? Evet canım, annen kesinlikle iyileşecek. Sadece dinlenmesi gerek. Tabii ki onunla ilgileneceğiz. Muhtar, lütfen benimle gelin. Ben Bayan Sakshi'ye ilaçlarını verdim. Ama durumu maalesef iyi değil. Bir de sanırım kendisi çok susuz kalmış, sıvı kaybı fazla. Aynı zamanda akıl sağlığı da iyi durmuyor. Dikkatli davranmalısınız, stresten uzak olmalı. Çünkü stres zaten kritik olan durumunu daha da kötüleştirebilir. O yüzden lütfen çok dikkat edin. Hali hazırdaki bütün sorunlarının üstüne bir de bu eklenirse geri dönülemez olabilir efendim. Ve onu kaybedebiliriz. İzninizle ben gidebilir miyim? Evet. Bana ihtiyacınız olursa haber verin. Bren? Bren? Virendra, doktor ne dedi? Anne, doktor dedi ki Sakshi hiç iyi değilmiş ve hepimiz ona çok dikkat etmeliyiz. Stres altında olmaması için hep birlikte ilgilenmeliyiz, yoksa ona çok iyi bakmalıyız. Merak etme oğlum, doktor ne dediyse onu yapacağız. Sakshi'ye zarar verecek hiçbir şey yapmayacağız. Eminim, hep birlikte onu iyileştireceğiz. Sen burada kal, Sakshi ile kal. Ben yemek getireyim. Yemek yiyince kendine gelecektir. Çocukları da merak etme. Anjali burada. O çocukların karnını doyurup onları yatağa götürür. Evet. Çocuklar, hadi dışarı çıkalım. Gelin. Hadi. Hayır, birkaç dakika daha kalacağız. Tamam, elinizi çabuk tutun. Sen gönderirsin Virendra, ha? Evet, tamam.
Anne, anne, anne. Görmek için sabırsızlandığını biliyorum. Anne, ben bile daha fazla dayanamayacağım. O zaman git çocukların karnını doyur, yanıma gel. Sonra görmemiz gerekeni birlikte görürüz. Tamam, tamam. Hemen geleceğim. Sakın bensiz gitme, tamam mı? O bizim annemiz, Sakşi annemiz. Tanrım, neden bunlar benim başıma geldi böyle? Neden? Neden tam aşkı bulmuşken kaybettim ben? Kocamı ve çocuklarımı kaybettim. Ben onlar için kendimi riske attım Tanrım. Onlara sevgimi verdim, hizmet ettim. Onca zorluktan sonra sana da beni kabul etmişlerdi Tanrım. Ama bir saniyede her şeyimi kaybettim. Aşkımı, çocuklarımı, ailemi, hepsini, her şeyimi. Ailesine kavuşturmaya söz verdiğim kişinin ilk karısı olduğunu nereden bilecektim Tanrım, nereden? Brandon'un ilk kişi Sakşi'ye yardım ettiğimi hiç bilmiyordum ben Tanrım, çok üzgünüm. Artık ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum Tanrım. Ben ne yapacağım? Yardım et bana Tanrım. Hiç bu kadar bencil olmadım. Görmeye dayanamadım. Juhi'nin, Manas'ın ve Brandra'nın onu gördüğündeki mutluluğuna dayanamadım Tanrım. Bunu görmeyi kalbim kaldırmadı. Yüce Tanrım, bu aile için, bu aileye yakınlaşabilmek için hala savaşmak zorunda mıyım Tanrım? Ben dünyadaki bütün mutluluğa sahiptim. Ama bütün hayallerim bir saniyede benden alındı. Ben şimdi ne yapacağım Tanrım? Yardım et. Bu satılık gelin herkesi avucuna almaya çalıştı. Ama şimdi o bizim hizmetçimizden başka bir şey olamaz. Ona bile şükretmesi gerekiyor. Ve anne, gerçekten mükemmelsin. İnsanlar bir taşla iki kuş vurur. Ama Sakşi isminde taşla bütün kuşları vurdun. Vrendra abimi mahvettin. Çocukları ve satılık gelini de bir seferde mahvettin. Yine kanıtladın anne. Senin ters tarafına rastlayan asla iflah olmaz. Abi, Doktor Bey sürekli Sakşi'nin durumunu kontrol etmemizi söyledi. Anladım, tamam. Ve? Yavaş, yavaş. Thank you.
Sen iyi misin Sakşi? Seni tekrar gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Nasıl hissediyorsun? Bir ağrın, sızın var mı? Anne, Tanrı'ya şükürler olsun. 5 yıl aradan sonra Vrendra abi Sakşisi'ne kavuştu. Evet Anjali, çok doğru söyledin. 5 yıldır Vrendra Sakşi'yi çok özlüyordu. Onun odasında tek başına üzgün üzgün oturuyordu. Sakşi'nin fotoğraflarına sabah akşam bakarak sadece onu düşünüyordu. Bir gün yatağımdan kalkıp da Sakşi önümde Vrendra'nın elini tutarken göreceğimi hiç hayal bile edememiştim. Durun. Nereye gidiyorsunuz? İçeri gelin. Bu kadın da kim? Onu daha önce evimizde görmemiştim. Niye böyle söyledin? Onu o hücreden, Anjali yengemden kurtarıp yardım kuruluşuna Suda'yla ben gönderdim. Onu evdeki herkesten sakladım. Her şeyiyle ilgilendim. Beni nasıl tanımaz? Vrendra'ya neden Anjali'nin yaptıklarını söylemiyor ki? Vrendra'ya neden onu hapsettiklerinden bahsetmiyor? Anne, eğlence başlıyor. İyi izle Sakşi, birazdan kocasının o yokken satılık gelin aldığını öğrenecek. Şşş. O kız evimizin yeni hizmetçisi. Babita'yı hatırlıyor musun? Onun akrabası. Onunla uzaktan akrabalar. Biz onu sen yokken çocuklar için tut. Kız hizmetçimiz. Sakşi, sen dinlen. Ben hemen geliyorum. Hı? Dayı, sen ne yapıyorsun? Söylesene, ne diye Purvi'ye hizmetçi dedin? Başka ne diyecektim? Başka bir şey. İkinci karım mı dememi istersin? Onu çok yaraladı ve doktor ne demişti? Sakşi'nin stres olmaması gerek. 5 yıl sonra geri döndü. Geri döndüğünde evin aynı bıraktığı gibi olması gerekiyor. Ve nerede olduğunu, ne halde olduğunu, başına ne geldiğini hiçbirini bilmiyoruz. Oğlum, şu an biz onunla ilgilenmeliyiz. Hiçbir stres, sorun olamaz. Yoksa ona ne olur? Üren, gerçeği ben söyleyeceğim. Ama doğru vakit geldiğinde. Ama şu an Purvi'de yardım etmeli. Eminim anlayacaktır oğlum. Ben onunla konuşurum. Dinle oğlum. Ben her şeyi çözeceğim. Sen sadece Sakşi'ye git ve onunla ilgilen. Önce Sakşi ilesin. Gerisini çözeriz. Bana güvenebilirsin. Sana söz veriyorum. Güven bana. Halledeceğim, tamam mı?
Bu evin odaları aynı yıllar önce bıraktığım gibi. Her şeye çok iyi bakmışsın Virendra. Kimseyi sokmadım. Ve Revari'deki odamıza da kimsenin girmesine izin vermedim. Hiç kimsenin. Sen dinlen. Ben hemen gideceğim. Ha? Nereye gidiyorsun? Benimle kalsana. Sen gittikten sonra ne zaman buraya gelsem kendimi hiç rahat hissetmedim. O yüzden ben bu odada değil başka bir odada kalıyorum. Bu oda hep kilitli duruyordu. O zaman ben de burada kalmayacağım. Bu oda seni rahatsız ediyorsa senin yeni odanda kalabilirim. Yeni odamızda kalırız. Yüce Tanrım, nasıl bir sınavdan geçiyorum? Purvi'nin hizmetçimiz olmadığını, karım olduğunu nasıl söylerim? Ve Purvi ve benim aynı odada kaldığımızı nasıl söylerim? Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Beni odana götürmeyecek misin? Virendra, Sakshi yeni odana geçmek istiyor. Onu odana götürsene oğlum. Daha iyi olur. Ben gidip hazırlarım. Sana söylediğimde de Sakshi'yi oraya getirirsin. Hizmetçilerin odasına gönderildiğin için minnettar olmalısın. Kim bilir? Belki oradan bile kovulursun ha? Köyüne geri gönderilirsin. Bunu unutma. Hadi acele et, hemen eşyanı topla. Abim yengemle buraya gelmek üzere. Bugünden sonra abim burada gerçek eşiyle kalacak. Hadi acele et. Ne oldu? Alındın mı? Seni zavallı Purvicik. Ama işin doğrusu Virendra abi ve gerçek eşi Sakshi bu odanın asıl sahibi. Burada kalmalılar. Zaten dayım da sana herkesin içinde hizmetçi dedi. O yüzden hizmetçilerin odasında kalman gerekiyor. Yoksa yengem şüphelenebilir. Yengem şüphelenirse o zaman çok stres olur. Ve doktor da dedi ki hayatında hiçbir strese izin veremeyiz. O yüzden lütfen sorun çıkarmadan eşyalarını topla hadi. Niye öyle ağlayarak duruyorsun? Buna zamanın yok. Virendra abimle evlenemeyeceksin işte. Hadi acele et hadi. Buraya gelmek üzereler. Hemen eşyanı topla. Hala niye bekliyorsun? Eğer Sakshi Purvi'yi odamızda görürse ona ne diyeceğim? Hadi çabuk eşyanı topla. Gitmeden son kez odaya bak. Çünkü birazdan bir daha bu şansın olmayacak. Hadi hadi acele et hadi. Şimdi ne yapacağım? Sakshi'ye Purvi'nin odamda ne yaptığını nasıl açıklayacağım? Purvi, o nereye gitti? Eşyası da burada değil. Her şeyini götürmüş.
Bu kadın da kim? O kadın evimizin hizmetçisi. Dayı, neden zahmet ettin ki? Ben gelirdim. Canım, suçlu olan benim. O yüzden ben gelip özür dilemeliyim. Özür mü? Niçin dayı? Lütfen beni affet kızım. Ben sandım ki bu evin gelini olacaksın ve... Ama herkesin önünde sana gelip bir hizmetçi misin dedim. Canım kızım, ben başka çarem yoktu. Çünkü doktor Sakşi sağlığı için strese girmesin dedi. O yüzden ben de Brandra'nın senin evleneceğini söyleyemedim. Özür dilerim. Dayıcığım, buna gerek yok. Lütfen, gerek yok. Her ne yaptıysanız eminim ki arkasında haklı sebepleriniz vardır. Yoksa böyle yapmazsınız. Zaten kızınızdan özür dilememelisiniz dayıcığım. Bir kız babasının söylediklerine alınmaz. Ben her ne söylediyseniz arkasında haklı sebeplerle yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ne de olsa Sakşi yıllar sonra aranıza geri döndü. O yüzden artık ilk sorumluluğunuz onun sağlığıyla ilgilenmek, ona iyi bakmanız gerek. Kızım, içimdeki bütün dertleri çözdüm. Sayende içimden büyük bir yük kalkmış oldu. Ve kızım hak ettiği yeri ve hak ettiği mutluluğa kavuşacaktır. Kızım hep mutlu olasın. Mutlu ol canım kızım. Mutlu ol. Mutlu ol. Virendra? Hı? Çocuklar nerede? Onları görmek istiyorum. Onlar da bu odada olur sanmıştım. Çocuklar annemin yanındadır. Ben yanına gönderirim. Sen dinlen, tamam mı? Purvi'nin yanına gidip onunla konuşmalıyım. Zavallı olanlardan sonra çok üzgün ve perişan olmuş olmalı. Sakşi, sen biraz dinlen. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Yıllar sonra tekrar buluştuk. Lütfen biraz daha kal. Seni çok özledim. Çocuklarımızı da. Artık her zaman yakınında olmak istiyor. Başucunda. Acaba Purvi şu an nerededir? Ve ne haldedir? Sakşi sen dinlen, ben hemen geliyorum. Virendra? Evet? Seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Otursana. Tamam. Ya ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii, sor. Dün sahilde seninle karşılaştığımda orada bir düğün oluyordu. Sen de oradaydın. Kim evleniyordu? Neden oradaydın? O damatlık da neydi? Evet, evet. O düğünü mü diyorsun? Biliyorsun ben her yıl yetim kalmışlar için düğün organize ediyorum. Bu yıl da Goa'da yapıyorduk. Yani yetim kızlar için toplu bir düğün yapılıyordu. Köyün meclisi de benim katılmamı uygun gördü. Sen geldiğin sırada ben de gelini verme törenini yapıyordum. Tam o anda geldin. Ben de diyordum ki acaba kim evleniyordu?
Çocuklar annemle diyorlar. Onları yanına göndereyim ha. Tamam mı? Gergedan, tavşan, umarım size açıkladığım her şeyi anlamışsınızdır. Annenizin önünde nasıl konuşacaksınız? Evet Fil abla, anladım. Annemin önünde sana hizmetçi gibi davranacağız artık. Peki sana hala Fil diyebilir miyiz? Tabii. Ama Fil, neden sana böyle yapıyoruz? Gergedan ve tavşanım, anneniz henüz iyi değil ama iyileşecek. Onun hemen iyileşmesini istiyor musunuz? O zaman bir süreliğine ona bunları anlatamayız, değil mi? Anneniz iyileşir iyileşmez her şeyi anlatacağız, tamam mı? Ama anneniz iyileşene kadar bunları bilmemesi gerekiyor çocuklar, tamam mı? Söz mü? Ama Fil abla, annemizde neden bunlar oluyor? Evet. Gergedan'ım, tavşanım, size dediklerimi unutmayın. Tanrı bazen en sevdiği çocukları böyle test eder. Böylece onlar daha da cesur ve güçlü olur. Henüz bilmiyor ki benim gergedanım ve tavşanım çok güçlü çocuklar. Hadi şimdi bana söz verin. Sana söz veriyorum Fil. Anneme bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben de söz veriyorum Fil abla. Anneme hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama Fil, bu sözü sadece annem iyileşene kadar tutacağız. Evet abla, annem iyileştiğinde ona her şeyi anlatacağız. Senin bir hizmetçi olmadığını, yeni annemiz olduğunu. Efendim? Ben hanımımın sizi çağırdığını söylemeye geldim. Yemeğini sadece sizinle yiyeceğini söyledi. Tamam. Geliyorum. Anne, neler oluyor? Purvi neden hizmetçi odasına yerleştirildi? Başka odamız yok mu? Virendra, o... Abi, Sakşi abla, daha hanım... Anne, artık kime ne diyeceğimi bilmiyorum. Her şey birbirine girdi. Her neyse. Bak abi, dayım Purvi'ye herkesin önünde hizmetçi dedi. O yüzden eğer hizmetçilerle kalmazsa Sakşi yenge şüphelenebilir. Ve stres olabilir. Eğer stres olursa da doktor durumunun daha da kötüleşeceğini söylememiş miydi? Doktorun dediklerinden sonra onu tekrar stres altında bırakma riskini alamayız. Öyle değil mi? Nerede kaldın? Sen gelene kadar yemek soğudu. Hala yemeklere geç kalma huyunu aşamamışsın. Unuttun mu? Eskiden ilk lokmanı her zaman benim elimden yerdin. Hadi artık sen de ye. Yemeği daha fazla soğutma. Her şeyi unutmuşsun Virendra. Ben de ilk lokmamı hep senin elinden yerdim.
Evet. Ben bunca yıldır tek başıma yemek yedim ve o yüzden de unutmuşum. Gel. Yıllardır bu anı iple çekiyordum, biliyor musun? Belki de bu umutla bunca yıl dayandım. Eminim ki yokluğumda beni çok fazla özlemişsindir. Bir şey söylemene gerek yok. Beni hala ne kadar sevdiğini anlayabiliyorum. Gözlerin şimdi bile eskisi gibi bakıyor. Ağlama Sakşi. Ama söyler misin, sen bunca yıl neredeydin? Benim tek hatırladığım... Birlikte mabede gidiyorduk. Sonra bir kaza geçirdik. Sen de uçuruma düştün. Hep birlikte, polisle birlikte günlerce seni her yerde aradık. Ama bulamadık. Sen neredeydin? Ve neden geri dönmedin? Ben uçuruma düştüğümde bir kabilenin insanları beni kurtardı. Beni yanlarında götürüp iyileştirdiler. Bunca yıldır komadaydım. Birkaç gün önce bilincim açıldı. Ve onların da yardımıyla buraya gelebildim. Şimdi beni çok iyi dinle. Seni 5 yıl önceki hayatına gönderebilirim. Kocana kavuşabilirsin. Çocuklarına da kavuşursun. Sana hayatını geri verebilirim. Ama bir şartım var. Senden istediğimi aynen yapman lazım. Hayatını geri istiyorsan dediğimi yapman gerekiyor. Senden istediğimi yapacak mısın? Hayatın için benim isteklerimi yerine getirecek misin? Peki, ne yapacağım? Ben sana ne dersem aynen onu yapacaksın. Ne yapılacağını vakti gelince söyleyeceğim. Çocuklarını bıraktığında çok küçüklerdi, değil mi? Ama artık çok büyüdüler. Onlara sarılmak için, onları okşamak için, onlara dokunmak için, onlara ninni söylemek için yüreğin yanıyordur. Çocuklarını geri istiyorsan benim sözümden çıkmaman gerekiyor. Çocuklarım. Dokunmak mı istiyorsun? Ama öncesinde bana söz vermen gerek. Söz ver. Vrendra'ya hiçbir şey söylemeyeceksin. Seni benim tuttuğumu bilmeyecek. Evet. Çocuklarının üstüne yemin et. Eğer yeminini bozarsan... Hayır, hayır, hayır. Ben çocuklarımın üstüne sana yemin ediyorum. Vrendra'ya bir şey söylemeyeceğim. Beni 5 yıldır senin tuttuğunu ona asla söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Nasıl istersen. Lütfen. Çocuklarımın yanına gitmeme izin ver. Onlar benim dünyam, yavrularım. Canım çocuklarım. Seni eski hayatına geri göndereceğim ama unutma, tek bir hatanda geri dönersin. Bu karanlık hücreye seni tekrar ayağından zincirlerim. Çocuklarından uzakta, kocandan uzakta, dünyadan uzakta. Hiçbir hata yapmana izin vermiyorum. Anlaşıldı mı? Vrendra da hiçbir şey bilmeyecek. Her dediğimi yapacaksın. Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Artık her şey düzelecek. Thank you.
Ağlama Sakşi. Mutluluk gözyaşları. Bunlar sana ve çocuklarıma tekrar dönüşümün mutluluk gözyaşları. Ağlama. Manas, gel canım. Manas, ne oldu oğlum? Annen seni çağırıyor. Sarılmayacak mısın? Baba fil annemiz değil mi? Evet oğlum. Fil de senin annen, Sakşi de senin annen. Filin dediğini unuttun mu? Annen şu an iyi değil. O yüzden şimdilik ona bir şey söylemeyeceğiz. Tamam mı? Hadi. Sen her zaman ne derdin? Anneme tatlı bir... Kucak. Evet. Git annene bir kucak ver, tamam mı? Artık ağlama, yemeğini ye. Affedersin, sindirim istiyorum. Virendra, çekmecede bu kolyeyi buldum. Kimin bu? Kolyesi. Tamir ettirmesi için babama vermişti ama sanırım babam tamir ettirmeyi unutmuş. Bak baba, sana her şeyi unutmaya başladın demiştim. Çok güzel bir evlilik kolyesiymiş. Hem zaten kuyumcu tamir etmiş. O yüzden yengene geri verebilirsin. Hı? Acaba Rendra uyumuş mudur? Ve çocuklar, ben masal anlatana kadar uykuya dalamazlar ki.
Karıma benden başka hiç kimse boya süremez, tamam mı? Bu nasıl bir çelişki böyle? 5 yıldır Sakşi'den başka kimseyi düşünemezdim. Şu an yanımda yatıyor. Ama tekrar ona kavuşmanın sevincini bile yaşayamıyorum. Aksiden Purvi'den ayrı kaldığım için üzgünüm. Sadece onu düşünüyorum. Tanrım ne yapacağım? Geçmişimde mi yaşayacağım? Yoksa şimdiye bakıp mı karar vereceğim? Acaba Purvi şu an ne haldedir? Onu göremediğim için içimde bir huzursuzluk var. Gidip onu görmem lazım. Onunla konuşmak istiyorum. İçeri gelebilir miyim? Burası senin evin, bense... Niye durdun? Söyle. Söyle hadi. Neyimsin? Virendra? Virendra? Virendra, gecenin bu saatinde bana söylemeden nereye gider? Biliyorum. Niye durduğunu yani. Sakşi gelince artık seni unuttuğumu sanıyorsun. Yanılıyorsun Purvi. Bütün bunlar neden bizim başımıza geldi inan bilmiyorum. 5 yıl önce Sakşi benden alındı. Sonra sen hayatıma girdin. Ve hayatımı baştan aşağı değiştirdin. Ama seninle yeni bir hayat kurmaya çalışınca geçmişim gelip önümüze duvar ördü.
Şu an neler oluyor hiçbir fikrim yok. Ben bugüne kadar sana sadece acı verdim. Her küçük şey için sana ceza verdim. Seni defalarca kez incittim. Tam sana biraz mutluluk verecekken önümüze böyle bir çıkmaz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tarafta Sakshi, bir tarafta sen. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Ben kimden özür dileyeceğim bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Purvi. Ama bir şey net. Şu an benim yüzümden böylesin. Ama ortalığı kasıp kavurmak yerine hizmetçilerin odasında kalıyorsun. Ben seni çok yaraladım. Ben seni aşağıladım. Bana vereceğim bütün cezalara razıyım, hepsine. Söyle hadi. Ne yapayım? Hatalar için ceza verilir. Dürüstlük için değil. Yanlış bir şey yapmadın. Sen sadece kader tarafından cezalandırıldın. Hepimiz kaderin oyununa geldik. Sen de bir insansın. Kalbinde ikimiz için de yer olamaz. Hem Sakshi'yi hem beni sevemezsin. Ama ben hepsine göğüs gerebilirim. Belki de benim kaderimde senin eşin olmak yoktu Virendra. O yüzden bu zor zamanlarda sabırlı olman gerekiyor. Eminim Tanrı bize doğru yolu gösterecektir. Her şeyi yoluna sokacaktır. Ama şu an Sakshi'nin sağlığı en önemli şey. O yüzden beni merak etme, olur mu? Benim hiçbir şeyim yok. Benim için endişelenme. Ben iyiyim. Virendra bu saatte nereye gitti? Ama sen hizmetçilerin odasındasın. Seni böyle... Ben bunu istemiyorum. Ben de böyle üzülmeni istemiyorum. Şu an en zor durumda olan sensin. Ama hala bütün acılarına rağmen ben ve Sakshi ile ilgileniyorsun. Virendra, o yani Sakshi bunca yıl nerede olduğunu söyledi mi? Neredeymiş o? Evet, bugün konuştuk. Söylediğine göre bir kabilenin yanındaymış. 5 yıl boyunca komada ona bakmışlar. Biz onun öldüğünü zannederken onun bilinci açılmış. O insanlar da onu alıp buraya getirmişler. Sakshi neden Virendra'ya böyle bir yalan söylemiş ki? Neden ona bunca yıldır Angeli'nin onu zorla hapsettiği gerçeğini söylememiş? Neden kabileler ve komadan bahsetmiş ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.